3, 2, 1, kayıt başla. Selamlar, sevgiler efendim. Bu videoda Football Life 2024'ün kurulumunu anlatacağım size. Bilgisayarımıza nasıl kuracağız? Atmosfer, Ultimate Atmosfer yamasını nasıl yapacağız? Ve Real Face yamasını nasıl yapacağız? Öncelikle şundan bahsedeyim. Çok karışık gibi görünse de aslında çok basit birkaç işlemle bu oyunu bilgisayarımıza kurabiliyoruz. Football Life 2024, onu da bahsedeyim. Football Life 2024, PES 2021'in üzerine modlanmış bir oyun. Smoke Patch bunu almış, bazı yerlerini düzeltmiş, bazı yerlerini eksiltmiş, bazı yerlerini tamamlamış, bazı noksan ve hatalı olan yerlerini, o bug'larını tamamlamış ve bize modlanmış mükemmel bir futbol oyunu vermiş. İddia ediyorum FIFA'nın tüm versiyonlarından, PES'in tüm versiyonlarından çok çok daha kaliteli bir oyun. Hem zorluk açısından, ki efsane zorluğunu göreceksiniz benim kariyer videolarımda, çok zorlanacağımı ve sizin de çok zorlanacağınızı düşünüyorum. Hem de gerçekten çok oturaklı bir futbol oyunu. Grafik anlamında da Smoke Patch bunu düzelterek bize gerçekten kaliteli bir oyun modlamış. Şimdi kurulama geçelim. Google'a geldim. Smoke Patch yazıyorum ve karşıma ilk çıkan siteye tıklayacağım, ama ben şurada bir kameramı şöyle şu aşağı doğru alayım. Şuraya doğru alayım, evet. İlk çıkan linke tıkladım ve karşıma bu şekilde bir site açıldı. Burada neyi indireceğim ben, ne yapmam gerekiyor diye hiç düşünmeyin. Çok basit. Şu anda ana sayfadayız ama yapmanız gereken şu. Burada SP Football Life bölümüne geliyorsunuz. Burada FL 2024 Season 23-24 tıklıyorsunuz ve hemen sizi, aslında ana sayfada da orada yer alıyordu ama ben ekstra olarak söylemek istedim. Böyle bir sayfaya atıyor. Burada aslında bu oyunu indirmeniz ve kurmanız için neler yapmanız gerektiği, virüs programlarını kapatmanız gerektiğini bile anlatmış. Ben onları da anlatacağım. Ama herhalde gözden kaçan bir şeyler oluyor da İngilizceye çok vakıf olmadığımız için ya da acele ettiğimiz için bunlar gözden kaçıyor. Hiç sorun değil. Şimdi hepsini birlikte yapacağız ve Football Life'ını paşa paşa oynayacak herkes. Şimdi öncelikle yine küçük bir bilgi daha vereyim. Bu oyunu bilgisayarım kaldırır mı? Modlanmış oyun da olsa kasar mı, kasmaz mı? Nedir, ne değil diye soracak olursa, bilgisayarınız PES 2021 kaldıracak bir donanıma sahipse bu oyunu da rahatlıkla açacaktır. Oyun yapımcıları, daha doğrusu modcular Smoke Patch'te zaten burada gördüğünüz gibi bir başlık açmış ve demiş ki önerilen minimum sistem gereksinimleri diye. Burada görüyorsunuz işte i5'ler, 8 GB RAM'lar, Nvidia 2 GB'lık ekran kartları yazmışlar ki belki birçok kişinin de bilgisayarı buna yakın olabilir. Çünkü bilgisayar fiyatları çok yüksek ve maalesef bir bilgisayar aldık mı onu yıllarca kullanmak zorunda kalıyoruz. Neyse. Evet, biz download'a geçelim. Çok da fazla lak lak yapmayalım efendim. Download linkini açıyorum. Öncelikle şundan bahsedeyim. Burada download linkine tıkladığımda burada toplamda 11 adet part var. Bu oyunun ana dosyası. Bunu indirmemiz gerekiyor. Ayrıyeten update yazıyor. Bunu da indirmemiz gerekiyor. Ya update'e gerek yok, boş ver demeyin. Mutlaka indirin. Sorunla karşılaşacaksınız, emin olun. Ama update indirdiğinizde sorun yaşamayacaksınızdır. Geçtim. Burada toplamda 11 part var. Şunlardan bahsedeyim kısaca. Burada gördüğünüz gibi 3 tane download edebileceğimiz medya şeyleri, download siteleri var. Bu siteler aslında bize belli bir kota koyuyor ve biz o kotanın üzerinde download edemiyoruz. Örnek veriyorum, bana diyor ki 2 GB üzerinde download edemezsin ve bunu da 40 dakikada bir download edebilirsin diyor. O yüzden de zaten buraya 3 tane koymuş Smoke Patch modcuları. Yanılmıyorsam, emin değilim, bunların hepsi kota koyarken yalnızca Mediafire sitesi kota koymuyor. Onu peş peşe indirebiliyorsunuz. Diğerlerinde belli bir süre geçerli oluyor diye hatırlıyorum ben. Belki de yanlış hatırlıyorum. Eğer bakıp deneyen olursa yorumları yazın. Herkes de o bilgiden faydalansın. Örnek indirmeleri de göstereyim. İlk olarak ODS Fire sitesinden faydalanalım. Tıkladık. Açıldı. Hiç endişe etmeyin. Nereye tıklayacağım, ne yapacağım, ne edeceğim. Çok net bir şekilde Generate the Link bölümüne tıklıyoruz. Generating diyor. Bir link verecek bize. O linkten indireceğiz. Geldi. Download link. Basıyoruz. Tekrar basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi buraya hemen download bölümüne geldi. Ben daha önceden indirdim ve bilgisayarımda olduğu için ve kurulu olduğu için bunları tekrar indirmeyeceğim. Ardından Mega
bir de göstereyim size. Bunun için de tıkladığımızda burada gördüğünüz gibi bir mega ikonu var. Ardından generating link yazıyor, aynı şey ve geriye sayan bir sayıcımız var. Bunu bekliyoruz. Geldi, download, bastık. Yeni bir sayfaya yönlendirdi bizi. Hiç panik yok, çok temiz bir site. Gördüğünüz gibi sağ alt 90'da diyeyim ben artık. Futbola iyice yavaş yavaş giriyoruz. Sağ alt 90'da download bölümü var. Ona tıkladığımızda bunu da indirmeye başlıyor. Ben yine bunu durduracağım çünkü zaten ben de hali hazırda indirmişim. Ve son olarak da Mediafire. Buna tıkladığımızda o da yeni bir pencerede açtıktan sonra aşağı doğru iniyoruz. Ve burada yine Generating Link bölümünü görüyoruz. Mediafire ikonunu görüyoruz. Başka bir yere tıklamanıza gerek yok. Kafanızın karışmasına gerek yok. Download dediğimizde o farklı bir pencereye yönlendiriyor. Farklı bir sayfaya yönlendiriyor. Yine burada Download bölümüne tıkladığımızda bu sayfayı kapatabilirsiniz. Download'ımız buraya gelip inmeye başlıyor. Yine durdurdum ben bunları. Evet, indirmelerimiz bu şekilde. Bu dosyaları ve ardından da update'ini indiriyoruz. Gördüğünüz şekilde ki zaten hali hazırda bende inmişi var. Gördüğünüz gibi ben dosyaları daha önce kameram kapatıp kapatmadığına baktım. Çok hızlı anlatmak istemiyorum ama böyle çok da yavaş anlatmak istemiyorum. At kovalarcasına gibi de bir hava olsun istemiyorum. Dosyaları daha önce indirmiştim. Bakın o 11 tane part bunlar. Gördüğünüz gibi bu da update'imiz. Sağ tuş tıklıyorum. Klasöre çıkart diyorum ki öncelikle klasöre ayrı bir klasöre çıkartayım. Burası çorba olsun istemiyorum. Bastığınızda bu sizin bilgisayarınızın işlemcisinin ve RAM'ının da gücüne, özellikle işlemcisinin gücüne bağlı olarak RAR'dan çıkaracak. İptal ediyorum çünkü bende hali hazırda çıkmışı var. Ardından update dosyasına geliyoruz. Onu da aynı şekilde klasöre çıkart diyoruz ve onu da klasöre çıkarttıktan sonra artık kuruluma geçebiliriz. Kurulumu çok basit bir şekilde yapıyoruz. Tekrar PES 2021'i nasıl kurduysak bunu da öyle kuracağız aslında. Çok fazla fark yok. Bakın bu ana dosyamızdı bizim. Oyunun orijinal dosyaları. Klasöre girdim. Tekrar girdim. Exe'miz var. Setup yazıyor zaten. Yönetici olarak çalıştır dedim. Evet diyorum. Burada her şey olumlu yanıt vermeniz gerekiyor. Ardından da ileri diyorum. İleri diyorum. Burada bazı oyuncular şöyle bir sıkıntı yaşıyor. Ekstra olarak bu dizini değiştiriyor ve yüzlerin dizini ya da başka bir şeyin kuracaksa stadyumu ya da işte spikeri falan nereye kuracağını şaşırdığı için nereye kuracağım falan diyerek kurduğu yeri karıştırıyor, sıkıntı yaşayabiliyor. Benim tavsiyem, yine siz bilirsiniz, bu dizini hiç değiştirmeyin ve start deyin, bırakın orijinal istediği dizine kursun. Bu şekilde kurulumumuzu yapıyoruz ki zaten hali hazırda bende kurulmuşu var. Artık bu cümleyi de çok fazla duyacaksınız siz. Çünkü Cem'imizin muhabbeti vardı yani. Pastamızı olduğu yerden, kartonumuzu olduğu yerden katlıyoruz. Ama hali hazırda burada katlanmışı var. Maket bıçağıyla kartonumuzu kesiyoruz ama burada kesilmişi var. Çık falan diye. Yaptığımız oyuncağımızı oynuyoruz ama hali hazırda burada oynanmışı var. Neyse, çok geyik yapıyoruz. Geçtim. SPL 2024 update. Bakın zaten daha önce açmıştık. Geliyorum, sağ tuş, tekrar bir kurulum yapacağız. Yönetici olarak çalıştır, update'i kuracağız. Bekliyoruz. Evet diyoruz. Ve yine zaten orijinal dizini söylüyor bize. Start diyerek kurulumu başlatıyoruz. Kurulum bittikten sonra da kurulumu kapatıyoruz. Ki ben kurulum yapmayacağım. Zaten ben de hali hazırda kurulmuş var. Evet, kurulumlar bu kadar basit. Aslında çok fazla kafanızı karıştıracak bir süreç değil. Şimdi kurulumu yaptım. Oyuna nasıl gireceğim? Ama diyeceksiniz ki ya şey nerede? Hani yüzler nerede? Yüzleri de şimdi anlatacağım. Önce şu oyuna girmeyi de anlatayım ve burada küçük bir nüans vereceğim. Kendi sitelerine de yazmışlar bunu. Oyun bazı bilgisayarlarda, birçok Windows'ta, hatta birçoğunda oyun exe'sini virüs olarak görüyor ve exe'yi siliyor. Sizin yapmanız gereken oyunun exe'sini klasöre girmeden, bakın program files'tayım. Şu anda program files'tayım ve klasöre girmedim. Klasöre girmeden onun yedeğini alıp rarlamanız gerekiyor. Niye rarlıyoruz? Çünkü virüs programları, virüs antivirüs programları, özür diliyorum, rar dosyalarına müdahale edemiyor. Sıkıştırılmış dosyalara müdahale edemiyor, aklınızda olsun. Nasıl yapacağım? Burada biz arama bölümü var. Buraya geliyoruz. Defender yazıyoruz. Daha ben defe yazmadan Windows güvenliği çıkıyor. Basıyorum abi. Burada virüs ve tehdit korumasına basıyorum. Burada ayarları yönete giriyorum.
Eğer burada geçerli zamanlı koruma, açayım hadi şimdi ben. Geçerli zamanlı koruma şu şekilde açıksa tıklıyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Ardından da çıkıyorsunuz. Bitti gitti. Zaten burada hatayı verdi. Windows'un virüs karımız şu anda aktif değil dedi. Bilgin olsun dedi. Çok önemli bir şey değil. İnanın çok önemli bir şey değil. Bana şu ana kadar bir şey olmadı. Ardından bu işlemi yaptıktan sonra SP Football Live 2024 dizinine girebiliriz. Kurulu olan dizinde. Girdik. Burada bizim egzemiz, bak mesela yine silmiş benimkine. Ha yok, silmemiş, bak şu. Bizim egzemiz bu. Ben ne yaptım bu egzeyi? Sağ tuşu tıkladım. Arşive ekle dedim. Ve bastıktan sonra hemen tak bana burada birer yaptı bak. Buraya birer yaptı. Tertemiz. Hiç virüs yememiş. Cildop gibi birer. Zaten bak içine girdim ben. Egzesi de burada. Bu kadar. Bunu yapmamdaki amaç, bilgisayarın ilerleyen zamanlarda bunu silmesi ve benim o dosyaya ulaşamama durumu. Ben o dosyaya ulaşamazsam yeniden kurulum yapacağım. Yeniden update kuracağım. Bir sürü bir şey. Gerek yok. Exe'nin RAR'ını aldım. Yedeğini aldım. Çalıştırmak için de buna sağ tuş tıklıyorsunuz. Yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Ve yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Bu çok önemli. Kısa yol falan yapanlar oluyor. Onların ki bazen çalışmadı oluyor. Bilginiz olsun. Bakın oyuna girdi. Bundan sonra oyunu oynayabilirsiniz. Ama en çok soru gelen ve insanların en çok takıldığı nokta Real Face, gerçek yüz yaması. Oyunu kapatalım ve şimdi bir de ona bakalım. Şimdi Real Face yüz yaması için ben tekrar ana dizine döneyim. Real Face yüz yaması için yine ben hali hazırda ana sayfadayım. Smoke Page'in ana sayfasındayım. Bu linklerin tamamını da alta ekleyeceğim, bilginiz olsun. Burada Advanced bölüm var. Advanced bölümünde abi Real Face bölümüne gideceğim. Basacağım abi. Reklam çıktı. Kapat gitsin. Real Face bölümüne bastığımda bakın zaten burada yine birçok bilgiyi bana veriyor. Ne yapmam gerektiği, işte bak bunu nereye kurmam gerektiği, bak şu klasöre koyacakmışım, download klasörünü atacakmışım gibi gibi. Burada işte hangi yüzler gelmiş, bunların tamamını bana anlatıyor. Bak burada resmi de anlatıyor ama insanlar kaçırabiliyor. Olabilir. Tekrar söylüyorum, şimdi bunu videoyu izledikten sonra Real Face yüz yamasında kurmuş olacaksınız. Download linkine geldim. Hiç ya of demeyin. Bunların tamamını indirmeniz gerekiyor. Aynı şeyleri ben de yaşadım. Bunu atıyorum 2 günde indirin, 1 günde indirin. Modemi resetleyin, bir daha resetleyin, bir daha resetleyin. İndirin, bir şekilde indirin. Ama hepsini indirin. Part 1'den Part 8'e kadar. Update 1, Update 2 tamamını indirin. Ya bir tanesini indirmezsem olmaz mı? Kesinlikle olmaz. Hata alırsın ve canın sıkılır. Net söylüyorum abi. Canın sıkılır, boşuna uğraşmış olursun vesaire vesaire. Hepsini indirdin. 6 GB, 8 GB ve toplamda bir diğeri de işte 24 GB. Olarak indi. Şimdi bunlar indikten sonra ne yapacağız? İşte asıl soru bu geliyor bana. Burada geliyor daha fazla soru. İndirdikten sonra tekrar nasıl indireceğinizi göstermiyorum Mediafire ve Mega Upload siteleri için. Az önce göstermiştim zaten. Bunlar zaten indi ki ben de zaten hazır inmişi var biliyorsunuz. Burada yüzler diye bir klasör oluşturmuşum, bakın ben hemen indirir indirmez ve onları da çok güzel bir şekilde sıralamışım. Bir, şuradaki 8 partlık dosya, bakın 8 part. Update 1, 2 part, bakın update 1, 2 part. Ve update 2, 3 part, pardon 4 part, burada 4 part. Bunları indirdik. Bunları indirdikten sonra tüm RAR dosyalarının içeriğini açtık. Hepsini sırayla açtın abi. Bunu kopyaladın. Tamam mı? Geldin. Oyunun klası, oyunun kurulu olduğu dizine geldin abi. Geldin abi. Download'ın içine sağ tuş yapıştır. Bitmedi. Biri yaptın. İkiyi de aynı şekilde yapıyorsun. Kopyala. Oyun klasörünün kurulu olduğu SP Football Life'ın içinde download var. Bunun içine yapıştır. 2'yi yaptın. Update 1'i yaptın. 2'yi yapacaksın. Bunu da aç RAR'dan. Ki bende Part 2 yok. Niye yok bilmiyorum. Belki silinmiş ya da bir şekilde silmişim. Hiç önemli değil. Bunu da açtın RAR'dan. Bunu da kopyaladın. Yapıştırdın. Bitti. Bundan sonra senin yüzlerin de hazır. Tüm yüzler hali hazırda olacak. Şimdi yüzleri yaptık. Tekrar girip bakalım. Tamam mı? Oyuna. Tüm yüzler gerçekten var mı? Oyuncularımızda. Trendyol Süper Lig diyoruz abi. Gel buradan Beşiktaş.
Gel abi. Ah. Gördüğün gibi tüm yüzler yüklenmiş olacak arkadaşlar. Şimdi bunlar dışında çok sevdiğim bir arkadaşım var benim, Muzaffer. Muzaffer bana bir patch attı. Zaten ben bu oyunu onun vasıtasıyla, smoke patch'i onun vasıtasıyla öğrendim. O biraz daha böyle araştırmacı bu anlamda. Biraz daha sağ solu kurcalıyor. Yani çünkü ikimizin de dediğim gibi tat aldığımız bir futbol oyunu olmadığı için bir şeyler arıyoruz. O eksikliği hissediyoruz. Hani yoksunluk hissediyoruz açıkçası. Ve bu oyunu o bana tavsiye etti. Yine onun önerdiği, bir patch var arkadaşlar. Bu patch'imizin adı ise göreceğiniz üzere PES 2021 Ultimate Atmosfer yaması patch'i. Mesela modlanmadığında oyunu böyle görüyorsunuz. Bu benim atmosfer yaması eklenmediğinde, Ultimate Atmosfer yaması eklemediğinizde oyunu bu şekilde görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi evet kötü değil. Hani oynanabilitesi var. Çok berbat değil, oynanır. Ama biraz sonra göreceğiniz fark gerçekten muazzam bir fark. O şekilde değil de bu şekilde atmosfer yamasını yükleyerek oynarsanız da bu şekilde görüntüler oluyor. Sisler de oluyor. Çok güzel bir atmosfere sahip oluyor oyun. Benim tavsiyem bu şekilde oynamak, diğerine göre çok daha güzel. Tabii karar yine sizin. Ben bunu da anlatacağım. Bunu kurarsanız kurmazsınız tüm şey size kalmış. Onun dışında stat yamasını da anlatacağım. Fakat onu bu videoda anlatmayacağım. Çünkü onu herkese indireceğini tahmin etmiyorum. Çok fazla stat var ve boyutları çok fazla. Çok ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Hani indirmesi gerçekten zaman. Çok ciddi zaman alabilecek bir şey. Evet, şimdi o zaman bununkinde, bunun kurulumunu, atmosferin kurulumunu da anlatayım ben size. Evet, sitemizin adı gördüğünüz gibi pesnewsupdates.com sitesi. Bunun linkini koyacağım. Zaten bu linkten de aşağıdan da nasıl download edeceğinizi göreceksiniz. Ben de anlatacağım zaten. Şimdi burada direkt en aşağı geliyoruz. Burada zaten yine anlatmış nasıl kurulacak, ne olacak falan filan. Burada şu link çalışmıyor, bilginiz olsun. Ben çalıştıramadım. İkinci linke tıklıyoruz ve karşımıza bu şekilde bir şey geliyor. Bu ne lan diyebilirsiniz. Ben ne yapacağım diyebilirsiniz. Bakın aslında 3 tane bize alternatif indirebileceğimiz bağlantı vermiş ve 2 tane part vermiş. Aynı buradaki, pardon, buradaki şeyler gibi, ikonlar gibi. Yalnızca ikonlarını görmüyoruz. TXT metin dosyası olarak linki yazmış. Ben bunların hepsine, daha doğrusu öncelikle bunu sağ tuş yapıyorum. Buraya yapıştırıp Enter'a bastığımda bunları da indirmeye başlıyorum. Peki bunları indirdikten sonra ne oluyor? Ne yapmamız gerekiyor? Yapmanız gereken bu şekilde indirdikten sonraki bende indirmişi var. Bunu hep söyleyeceğim dedim. Ben hep söyleyeceğim bunu. Bende indirmişi var abi. Burada ana klasöre gelelim. Heh, burayı açalım. Bak şimdi. Bende indirmişi var. Burada bakın Ultimate ATM klasörü. Bunu ben zaten RAR'dan çıkarmıştım. Sizi de çıkaracaksınız indirdikten sonra. RAR'dan çıkardın. Artık bunları tekrar anlatmıyorum RAR'dan nasıl çıkaracağını. Sağ tuş. Kopyala. Burada oyunun Football Life 2024'ün kurulu olduğu dizine geliyorsun abi, tamam mı? Burada Slider Action klasörünü buluyorsun. Bak, Slider Action. Bu kadar. Bıdı bıdı yok. Çok uzatmaya gerek yok. Girdik abi Slider Action'a. Burada Live Pick var. Live Pick'e giriyorum. Gördüğünüz gibi buraya yapıştırıyorum. Bu şekilde yapıştırıyoruz ki ben daha önce yapıştırmıştım. Yapıştırılmışı var bende hali hazırda. İşimiz bitmiyor. Tekrar bir sonraki klasöre dönüyoruz. Yani Football Life'ın içinde Slide Action klasörüne geliyorum. Burada slider.in'i sağ tuş birlikte açıyorum. Not defterinde açıyorum. Mantığı da anlatayım size. Ben modlanmış slider programı için, modu çalıştıracak slider programı için bir mod attım Live Pick'in içine. Ve Slider in'e de diyorum ki bu arada Football Life 2024 otomatik olarak bu slider.in dosyasını tarıyor açılır açılmaz. Ona da diyorum ki benim senin klasöründe şöyle bir modum var. Bunu çalıştır. Yapmanız gereken şu kodu, bunu da yazacağım YouTube'daki açıklamalar bölümüne. Bunu da yazacağım. Bunu aynı yere kopyalamanız. Şu anda ekranda gördüğünüz yere kopyalayıp yapıştırmanız. Ardından da kaydet deyip çıkmanız abi. Başka hiçbir şey yok. Evet, anlatacaklarım bu kadar. Bunun dışında aklıma gelen bir şey var mı? Açıkçası şu anda yok.
Yorumlarınızı bekliyorum. Bu kadar emeğe bir like'ı, bir beğeniyi, bir yorumu çok görmezsiniz. Tekrar söylüyorum. Ayrıca iki tane de arkadaşım var. Biri Muzaffer, ki bana oyunu anlatan, beni bu oyunla tanıştıran arkadaşım. Çok severim kendisini. Diğeri de Selçuk. Onların kanallarının linkini de bırakacağım. Biri MT Games, Muzaffer'inki. Lonely Games'te Selçuk'unki. İkisinin linkini de bırakacağım. İkisi de zaman zaman yine Football Life ile alakalı videolar atıyor. Onları da takip edin. Yalnızca beni etmeyin. Ama küçük bir like, küçük bir yorum bırakın abi be. Ha, olur mu bak, ben mesela hiç yapmıyordum. Şu ana kadar ilk yaptım. Çünkü dilim damağım kurudu yani. Öyle. Tamam. Neyse. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.